Selamun aleyküm sevgili dostlar. Bugün sizlerle Kur'an-ı Kerim'in ilk ve belki de en çok okunan suresi olan Fatiha suresi üzerinde duracağız. Bu sure sadece ibadetlerimizin değil, aynı zamanda günlük yaşamımızın da merkezinde yer alması gereken derin mesajlar barındırıyor. Fatiha suresinin bize sunduğu bu değerli öğretileri anlamak, hayatımızı daha anlamlı ve derin bir hale getirebilir. Öyleyse gelin Fatiha suresini daha yakından tanıyalım ve onun bize neler söylediğini keşfedelim. Fatiha, Arapçada açılış anlamına gelir ve Kur'an'ın kapısını aralayan ilk sure olarak karşımıza çıkar. Ancak bu sure sadece Kur'an'ın açılışı değil, aynı zamanda kalplerimizin ve zihinlerimizin de kapılarını aralayan bir anahtardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Fatiha'yı Ümmül Kitap, yani kitabın anası olarak adlandırmıştır. Bu, Fatiha'nın Kur'an'ın özü, esası ve tüm mesajlarının temeli olduğunu ifade eder. İman, ibadet ve ahlak gibi İslam'ın en temel öğretilerini bu surede bulabiliriz. Kur'an'da ilk sırada yer almasına rağmen, Fatiha suresi vahiy sırasında 5. sırada indirilmiştir. Bu, onun Müslümanlar için ne kadar önemli olduğunu gösterir. Fatiha tam bir sure olarak indirilen ilk suredir ve bu nedenle İslam tarihinde özel bir yere sahiptir. İlk Müslümanlar için bu sure, Allah'a olan bağlılıklarını ve imanlarını pekiştiren bir rehber olmuştur. Bir gün Ebu Said bin El-Mualla mescitte namaz kılarken, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu yanına çağırdı. Namazını bitirip geldiğinde Peygamberimiz ona Kur'an'daki en büyük sureyi öğreteceğini söyledi. Ve bu sure Fatiha suresiydi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Fatiha'nın ne kadar önemli olduğunu vurgulayarak bu sureyi sadece namazda değil, hayatımızın her anında düşünmemiz gerektiğini belirtti. Fatiha, inanç ve ibadet konularında bize yol gösterirken ahlak ve toplumsal ilişkilerde rehberlik eder. Fatiha namazın kalbidir. Her gün 5 vakit namazda, her rekatta bu sureyi okuruz. Peygamberimiz Fatihasız namaz olmaz diyerek bu surenin namazdaki önemini vurgulamıştır. Fatiha'yı okurken Allah'a olan bağlılığımızı, sevgimizi ve minnettarlığımızı dile getiririz. Bu sure bizlere her an Allah'ın huzurunda olduğumuzu ve ona olan bağlılığımızı yeniden hatırlatır. Namaz sırasında Fatiha'yı okuduğumuzda kalbimizi ve zihnimizi Allah'a yönlendirir, onunla manevi bir bağlantı kurarız. Elhamdülillah, şükrün dili. Fatiha'nın ilk ayeti olan Elhamdülillahi Rabbil Alemin, bizi tüm övgülerin Allah'a ait olduğunu hatırlatır. Bu ifade Allah'ın tüm evrenin Rabbi ve yaratıcısı olduğunu vurgular. Elhamdülillah demek, hayatımızdaki her şeyin Allah'tan geldiğini kabul etmek ve ona duyduğumuz minnettarlığı ifade etmektir. Şükran duygusuyla dolu bir yaşam, Allah'ın verdiği nimetleri takdir etmemizi ve her an ona minnettar olmamızı sağlar. Bu bilinçle, sahip olduklarımız için her zaman Allah'a şükretmeli ve onun lütuflarına karşı duyduğumuz minnettarlığı dile getirmeliyiz. Rahman ve Rahim, Allah'ın merhameti. Allah, Fatiha'da kendini Rahman ve Rahim olarak tanıtır. Rahman, bu dünyada tüm varlıklara karşı sınırsız merhamet gösteren, Rahim ise ahirette müminlere özel rahmet gösterecek olan Allah'ı ifade eder. Bu iki isim, Allah'ın merhametinin ve sevgisinin ne kadar büyük olduğunu gösterir. Allah'ın Rahman ve Rahim olduğunu bilmek, bizlere her an onun merhametine sığınmamız gerektiğini hatırlatır. Onun affediciliğine güvenmeli ve hayatımızda onun rızasına uygun bir şekilde yaşamaya gayret etmeliyiz. Fatiha suresinde Allah, din gününün, yani hesap gününün sahibi olarak tanımlanır. Bu, her birimizin bu dünyada yaptıklarından sorumlu olduğunu ve bir gün hesap vereceğini hatırlatır. Hayatımız boyunca yaptığımız her şeyin, söylediğimiz her sözün bir gün karşımıza çıkacağı bilinciyle hareket etmeliyiz. Bu bilinç bizi daha dikkatli ve sorumlu bir hayat yaşamaya yönlendirir. Dünyada yaptıklarımızın hesabını vereceğimiz o gün, Allah'ın huzurunda durarak yaptığımız amellerin sonuçlarına katlanacağımızı bilmeliyiz. Bu bilinçle yaşamak bizi iyi ve doğru olmaya teşvik eder. Fatiha'nın "Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz" ayeti, hayatımızın merkezine Allah'ı koymamız gerektiğini hatırlatır. hayatımızın her anında sadece Allah'a güvenmeli ve ondan yardım dilemeliyiz. Bu ifade Allah'a olan bağlılığımızı ve ona olan güvenimizi tazeler. Her türlü zorlukta ve sıkıntıda yalnızca Allah'tan yardım istemek bizi manevi olarak güçlendirir ve doğru yolda tutar. Günlük hayatımızda karşılaştığımız sorunlarla başa çıkarken Allah'a olan inancımızı ve güvenimizi asla kaybetmemeliyiz. Fatiha, bizi doğru yola iletmesi için Allah'a dua etmemizi öğretir. Ehdinas-sirat-al-mustakim, yani bizi doğru yola ilet ifadesi, hayatımızın her anında Allah'ın rehberliğine ihtiyaç duyduğumuzu gösterir. Bu doğru yol, peygamberlerin, sıddıkların, şehitlerin ve salihlerin yoludur. Bizim de bu yolda yürümemiz, hayatımızı bu değerlere göre şekillendirmemiz gerekir. Doğru yolu ararken, Allah'ın rızasını kazanmayı ve hayatımızda bu değerleri yaşatmayı hedeflemeliyiz. Bu yol, bizlere sadece Allah'ın rızasını kazanmayı değil, aynı zamanda bu dünyada da huzurlu bir yaşam sürmeyi öğretir. Fatiha Suresi, sadece Kur'an'ın değil, aynı zamanda kendi iç dünyamızın da kapılarını açar. Kim olduğumuzu, kimle birlikte olmamız gerektiğini ve kimlerden uzak durmamız gerektiğini tanımlar. Her Fatiha'yı okuduğumuzda amin diyerek dualarımızın kabul edilmesini dileriz. Amin, Allah'ın dualarımızı kabul etmesi için içten bir niyazdır. Allah hepimizi doğru yolda tutsun, peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle ve salihlerle birlikte eylesin. Hayatımızda bu değerleri yaşatmamızı nasip etsin. Her zaman Allah'a olan bağlılığımızı ve inancımızı koruyarak, O'nun rızasına uygun bir yaşam sürdürelim. Allah razı olsun. Selam ve duayla.